Araştırmacılar, evrenin iskeleti olarak anılan ve cisimleri birbirine bağlayan, karanlık maddenin büyük oranda var olmadığı, bir galaksi oluşumu keşfetti. Bu alanda yapılan önceki keşiflerle birlikte, karanlık madde kuramları hakkında cevaplaması, son derece zor yeni sorular ortaya çıktı. Teknolojinin gelişmesiyle birlikte uzay araştırmaları, giderek daha da heyecan verici bir boyut kazanırken, bazı gizemli olayların ardındaki sır perdeleri de aralanıyor. Bilim insanları evrende yeni bir ilginç oluşum keşfetti. Groningen Üniversitesi'nin Kaptein Astronomi Enstitüsü'nde, astronom olan Filippo Fraternelli ve araştırma ekibi, 3 yıl önce yarım düzine kadar, oldukça ilginç galaksi oluşumları keşfetti. Araştırmacılar daha sonra elde ettikleri verilerden anladılar ki, alışılmışın dışında ve dağınık bir halde bulunan, bu galaksilerin karanlık madde yoğunluğu normale oranla, son derece düşüktü. Bilim dünyasında gizemli bir konuma sahip olan karanlık madde hakkında, şu ana kadar yazılmış onlarca makale bulunuyor. Ancak, kısa bir şekilde özetlemek gerekirse, karanlık madde ışığı yansıtmayan ve ışık yaymayan, herhangi bir gözlem aracıyla görüntülenemeyen, ancak çevresindeki cisimlere olan etkisiyle saptanabilen, evrendeki partiküller bütünü olarak tanımlanabilir. Bilim insanları, bir süredir karanlık maddeyi evrendeki cisimleri, bir arada tutan bir iskelet olarak görüyordu. Bu iskeletin de, evrenin esas bir maddesi olduğu düşünülüyordu. Ancak yeni yapılan bu keşifle birlikte, karanlık maddenin evrenin her yerinde, olmak zorunda olmadığını gösteriyor. Geçtiğimiz yıllarda da karanlık maddenin, oldukça az oranlarda bulunduğu galaksi oluşumları gözlemlenmişti. Fraternelli ve ekibinin yaptığı bu keşifle birlikte, karanlık madde kuramlarının baştan yazılması gibi, bir durum söz konusu olmasa da ortaya çıkan yeni soru işaretleriyle, bu alanda daha çok çalışma yapılması gerektiği, bir kez daha ortaya koyuldu.